Yukarıda yaygın adları verilen bileşiklerin atom çeşidi sayısına göre. Bakın atom sayısı demiyor. Atom çeşidi sayısına göre. Doğru karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisidir? Bunda formülleri yazalım. Asetik asit CH3 COOH'tır. Yemek sodası sodyum bikarbonat NaHCO3'tür. Kireç taşı ise kalsiyum karbonattır. Şimdi bunları bakın. Atom çeşidi sayısı. Bir karbon var, hidrojen var ve oksijen var. Toplam 3 çeşit atom var. Burada ise sodyum, hidrojen, karbon ve oksijen. Toplam 4 çeşit atom var. Burada ise kalsiyum, karbon ve oksijen 3 çeşit atom var. Dolayısıyla atom sayısı değil. Atom sayısı olsa bunları da sayısı, sayacaktı. Örneğin 1, 4, 5, 6, 7, 8 diyecektik gibi ama atom çeşidi sayısını soruyor. Dolayısıyla burada 2 en büyük. 1 ile 3 de birbirine eşit. Dolayısıyla 2 büyük. 1 eşit 3'ten cevap B şıkkı diyebiliriz. Aynı elemente ait atom ve iyonlar olan x, x eksi ve x2 artı ile ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bunlar aynı elemente aitse ise proton sayıları kesinlikle aynı. Şöyle 3 tane elementi ve iyonu şöyle yazalım. x, x eksi ve x2 artı. Dediği gibi aynı element ise proton sayıları kesin aynı olacak. Burada bir harf de verebilirsiniz. Bir sayı da verebilirsiniz. Fark etmez. Örneğin mesela sayı verelim. 7 tane proton olsun. E bunun 7 protonu varsa bunların da yine 7 protonu olacak. Elektron sayısı da bu nötr olduğu için elektron sayısı 7'dir. Burada ise eksi bir yüklü olduğu için yani bir elektron dışarıdan almış 7 iken 8 olmuş ya da iyon yüküyle elektron sayısının toplamı proton sayısı vermesi üzerinden de bakabilirsiniz. Eksi bir neyle toplarsam 7 olur şeklinde 8'i bulabilirsiniz. Burada da yine 2 2 iki, iki elektron verdiği anlamına gelir. Yani 7'den 2 elektron verdi 5 ya da yine artı 2'yi ne ile toplasam 7 olurdan da 5'i bulabilirsiniz. Şimdi elektron sayıları arasında en büyük 8 sonra 7 sonra 5 yani x eksi en büyük sonra x sonra x 2 artı 1 kesinlikle doğru. Nötron sayıları birbirine eşittir. Şimdi atomlarda proton sayıları her zaman kesinlikle eşit olmak zorunda ancak atomlar izotopları halinde de bulunabilir. Örneğin diyelim ki bunun 7 nötronu bunun 8 nötronu olabilir. Ya yani birbirinin izotopu halinde bulunabilir. Dolayısıyla bu kesin doğrudur diyemem. Yani bunun izotop olup olmadığına dair bir bilgi vermiyor. Dolayısıyla kesin doğru değildir. Çekirdek yükü demek, bakın iyon yükü demek değildir. Çekirdek yükü demek proton sayısı demektir. Atom numarası demektir. Dolayısıyla bunların proton sayıları birbirine eşittir. Dolayısıyla bu bırakın büyük olmayı kesinlikle doğru olabilme. Kesinlikle bu yanlıştır. Çünkü proton sayıları burada birbirine eşit olması gerekiyordu çekirdek yükü proton sayısı demektir. Çünkü çekirdek yükü neden proton sayısı? Çünkü atomun çekirdeğinde yalnızca yüklü tanecikler protondur. Nötronlar yüksüz olduğu için o anlamda çekirdek yükü deniliyor. Dolayısıyla burada kesin doğru olan yalnız bir yani A şıkkı diyebiliriz. Aşağıda adları belirtilen bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir diyor. Şimdi potasyum siyanür. Potasyum K, siyanür de CN- kök ismidir. Potasyum bileşiklerinde artı bir değerli kalır. Daima artı bir alır. Birada olduğu için siyanür ise eksi değerli kalan bir kök iyonun ismidir. Dolayısıyla çaprazlarsanız bir bir gelir. Yani KCN şeklinde yazılır. Dolayısıyla A doğru. Demir 2 sülfat. Demir 2 denmesinin sebebi demir değişken değerli kaldığı için bileşiklerinde artı 2 ve artı 3 alabilir. Bu bileşiğinde artı 2 almış diyor. Yani demir artı 2 ile sülfat ise SO4 2 eksi kök iyonun ismidir. Burada şimdi çaprazlarsak 2 buraya gelir. Buradaki 2 de buraya gelir. Yani bileşik şöyle F2 SO4 2 olur. Buradaki sayılar ise sadeleştirilir. Yani FSO4 şeklinde bir bileşik oluşur. Ancak burada gidip F2SO4 yazmış. Dolayısıyla bu anlamda bu yanlıştır. Dolayısıyla cevap B şıkkı diyebiliriz. Yani buradaki 2 burada kaç tane demir olduğu anlamına gelmiyor. Bileşikteki yükseltgen ve basama iyon yükü anlamına geliyor. Amonyum nitrat. Amonyum NH4 artı yondur. Nitrat NO3 eksi iyondur. NH4 artı NO3 eksinin çaprazlanması bu şekildedir. Dolayısıyla doğru. Sülfürik asit H2SO4. Doğru. Di hidrojen mono de yine suyun sistematik adıdır. Bu da doğru. Cevap zaten B şıkkıydı diyebiliriz. Saf X maddesinin birim zamanda sabit ısı veren bir ısıtıcı ile aralıksız ısıtılmasına ait deney sonuçları aşağıdaki gibidir. Buna göre x maddesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi baktığımız zaman buradaki sıcaklık x maddesinin sıcaklığını söylüyor. Zaman işte 2 dakika aralıklarla değişmiş. E baktığımız zaman burada 0, 2 ve 4. dakikalarda 25 derece sıcaklıkta. Yani sıcaklık değişmemiş. 6, 8 ve 10'da sıcaklık artmış. Daha sonra şu aralıkta da yine sıcaklık değişmemiş. 18. dakikada yine sıcaklık artmış. Şimdi işte saf maddelerin belirli erime ve kaynama noktaları vardır. Ve erime ve kaynama noktalarında sıcaklık değişmez. Çünkü aldıkları enerji yani ısıyı hal değiştirmek için kullanılıyor. Hatta bunun hal değişim grafiğini de şöyle çizelim isterseniz. Şöyle bir grafik çizelim. Şimdi burada zamana karşılık sıcaklık grafiğini çizelim. Şurası sıcaklık olsun. Şurası da zaman olsun. İşte sıcaklık işte örneğin 25 şurası örneğin 25 derece olsun. Şura şöyle 40 70 şöyle şurası 85 95 olsun. Zamanda işte 2 4 6 8 Tam yani grafiği çizmeye gerek yok tabi de 12 14. Şöyle bakalım. Şimdi sıfır, zaman 0 iken sıcaklık 25 derece. Zaman 2 iken ve 4 iken buralarda yine sıcaklık 2 derece yani şöyle. Daha sonra 2 4. dakikadan sonra şöyle tabii tekrardan. 4. dakikadan sonra sıcaklık şöyle 85 derece olacak şekilde 10. dakikaya kadar artıyor. Şöyle bir durum yaşanıyor. Daha sonra sıcaklık yine 85 derecede sabit kalıyor. Daha sonra bir miktar yine sıcaklık artıyor. Yani şöyle bir grafik. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman şuralar şuraları da şöyle gösterelim. Şimdi şuralarda sıcaklık sabit kaldığı için anlıyoruz ki bu hal değiştiriyor ve baktığımız zaman iki kere hal değiştirmiş. Demek ki şunu anlayabiliriz. Başlangıçta en ilk anda katıymış. Buradan katıdan hal değiştirmiş. Sıcaklık sabit olduğu için yani aldığı enerji hal değiştirmek için kullanmış. Şuraya geldiği zaman sıvı olmuş. Yani şu aralıkta katı ve sıvı. Şurada sıvı, sıcaklık artmış, artmış. Şurada tekrar hal değiştirmiş. Şurada sıvıyken şurada gaz. Bu aralıkta sıvı gaz diyebiliriz. Şimdi başlangıçta sıvı haldedir diyor ama iki kere hal değiştirmez. Sıvı halde olsaydı başlangıçta dolayısıyla katı haldeydi. Dolayısıyla bir yanlış. Kaynama noktası sıvıdan gaza geçtiği noktadır. Dolayısıyla bu 85 derece. Bu doğru. Madde ikinci dakikada yani şu noktada homojen görünümdür diyor. Ancak bu noktada hal değiştirdiği için katı sıvı birlikte görünür. Dolayısıyla görünümü heterojendir, homojen değildir. 3 bu anlamda yanlış. Son cevabı da yalnız 2 B şıkkı diyebiliriz. X ve Y elementlerinden oluşan 3 bileşikteki X ve Y kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. İkinci bileşiğin basit formülünün X, Y2 olduğu bilindiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi ikinci bileşeni şöyle formül diyelim. Formülü şuraya x 2 şeklinde yazalım. Şimdi üçü de arkadaşlar x ve y elementlerinden oluşan bileşikler. Şimdi burada katlı oranlar kanunu kullanırsak birinci bileşin basit formülünü soruyor. Şimdi ikinci bileşikle birinci bileşiği karşılaştırdığımız zaman birinci bileşiğe de şöyle x ve y diyelim. Sadece kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bakın Y kütlesi 2'den 1'e doğru giderken yarıya düşüyor. Değil mi? 2M'den M'ye yarıya düşüyor. O zaman Y'nin şuradaki değerini yarıya düşürelim. 2 iken 1 olsun. X'in kütlesi ise bakın 4 kat azalıyor. Yani 12M'den 3M'ye 12'yi 4'e bölersem 3 olur. Buradaki X'in sayısı kaç? 1. 1'i 4'e bölersem kaç olur? 0,25. Yani ya da tersten işte 2 katına giderken 4 katına giderken diye de düşünebilirsiniz. Fark etmez. Bakın yarıya düşüyor. Yani 1 bölü 2 katına gidiyor. 2'yi 1 bölü 2 ile çarptım. 1. Bakın 12 m'den 3 m'ye 4'te 1'ine gidiyor. Yani 4, 1 bölü 4 katına gidiyor. 1'i de 1 bölü 4 ile çarptım. Yani 0.25. Şimdi dolayısıyla birinci bileşiğin basit formülü x 05 y 1'dir. Ama böyle bileşik yazılamaz. Yani böyle ondalıklı sayıyla bileşik olmaz. Bunu şöyle 4 ile genişletip basit formülünü bulabiliriz. 4 çarpı 0,25'ten 1. 4 çarpı 1'den 4. Yani x, y, 4. Dolayısıyla birinci bileşiğin basit formülü x, y, 4'tür. ifadesi bu anlamda doğru. İkinci ve üçüncü bileşikler arasındaki katlı oran 1 bölü 2 ya da 2'dir. Şimdi ikinci ve üçüncü bileşiğe bakalım. Şimdi katlı oran herhangi bir elementin kütlesi sabitken ki burada x'in kütleleri sabit. Diğer elementin kütleleri arasındaki orandır. 2m'yi 4m'ye bölerseniz m'ler gitti. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 ya da tam tersini bölerseniz 4 bölü 2'den 2. Dolayısıyla bu anlamda ikinci ifade de doğru. Birinci ve üçüncü bileşiklerin basit formülleri aynıdır. Üçüncü bileşiğin de basit formülünü hesaplayalım. Örneğin 1 ile 3'ü karşılaştırarak ya da 2 ile 3 karşılaştırarak yapalım. Şimdi 2 ve 3'te x'in kütleleri aynı. 2'deki x'i aynen alıyorum o zaman. Yani bir katı gibi de düşünebilirsiniz. x1. y ise bakın burada 2 katına çıkmış. O zaman şu 2'yi 2 ile çarpıyorum. 2 katına çıkartıyorum. 2'nin 2 katı 4. Dolayısıyla bu da x1y4. Yani y 4 e bu da y 4tü İkisinin basit formülleri aynı gelmiş oldu. Dolayısıyla sorunun cevabı da E şıkkı 1 2 ve 3 diyebiliriz. Maddelerinden hangilerinin suda çözünmesinde su molekülleri ile kurdukları hidrojen bağı etkilidir diyor. Şimdi hidrojen bağı kurulabilmesi için iki molekülün de polar olması gerekiyor ve fon elementlerinden birisini içermesi gerekiyor. Şimdi zaten su polar bir yapı. Diğer molekülün de suda çözünebilmesi için polar olması gerekiyor ve fon elementlerinden birisini içermesi gerekiyor ve fon elementlerinden herhangi birisinin hidrojenle moleküller arası kurduğu zayıf etkileşimin ismi hidrojen bağıdır. Şimdi etil alkolde fon elementlerinden oksijen var. Dolayısıyla oksijenin sudaki hidrojenle kurduğu bağ hidrojen bağıdır. NH3'te azot yine fon elementlerinden birisidir. Sudaki hidrojenle kuracağı bağ hidrojen bağıdır moleküller arası. Burada da fon elementi var ancak Hidrojen bağı olabilmesi için molekül içinde aynı zamanda hidrojenle de bağ yapıyor olması gerekir ki etil alkoldeki oksijen fon element hidrojenle molekül içinde kovalent bağ yapıyor. Aynı zamanda buradaki de yapıyor ama buradaki yapmıyor. Aynı zamanda sodyum bir karbona suda iyonlarını ayrışarak aslında suyla iyon dipol etkileşimi oluşturacaktır. Hidrojen bağı oluşturmayacaktır. Dolayısıyla bu anlamda sorun cevabı C şıkkı 1 ve 2 diyebiliriz. X ve Y bileşiklerinin sulu çözeltileri ile ilgili bilgiler şöyledir. X'in sulu çözeltisi mermer yüzeyi aşındırıyor. Y'nin sulu çözeltisiyle X'in sulu etkileşimi etkileşimiyle sodyum klorür tuzu oluşuyor. Buna göre X, Y bileşikleri yukarıdakilerden hangileri olabilir demiş. Şimdi X'in sulu çözeltisi mermer yüzeyi aşındırıyorsa X burada asit demektir. Çünkü mermerler bazik maddelerdir. Asitle baz tepkime girerek burası aşınır. Şimdi bu X ve Y'nin tepkimesi sonucunda tuz oluştuğuna göre X asitse Y o zaman baz olması gerekiyor. Çünkü asitle baz tepkimesi sonucunda tuz oluşur. Dolayısıyla şimdi şıklara bakalım buradan hangisi. Tabi burada sodyum klorür tuzunu oluşturup oluşturmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. HCl bir asit, sodyum hidroksit bir baz. Buradaki klorla, asitten gelen klorla bazdan gelen sodyum birleşerek sodyum klorür tuzunu oluşturur. HCl asit, sodyum bir karbonat, baz. Buradaki bazdan gelen sodyumla asitten gelen klor birleşerek yine sodyum klorür tuzunu oluşturur ta burada aynı zamanda işte mesela asit baz tepkimesinden tuzlu su çıkar. Burada da tuzsu ve bir karbonat iyonu olduğu için karbondioksit gazı da açığa çıkar örneğin bu de. Burada ise sodyum ile karbonatın birleşmesiyle şöyle işte Na2CO3 gibi bir tuz oluşur. Dolayısıyla burada sodyum klor tuzu oluşmaz. Dolayısıyla son cevabı da bu anlamda 1 ve 2 C şıkkıdır.